tutacağız. Anadolu Ajansı Orta Doğu Afrika yayın yönetmeni gazeteci Turan Kışlakçı telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Kışlakçı. Merhaba. Fransa'daki bu saldırının bize ulaşan bilgilere göre ayrıntılarını verdik ama sizdeki bilgiler nedir, notlarınız nedir? Evet, şu Avrupa'da özellikle son iki ayda olan gelişmeleri çok yakından takip etmek gerekiyor, incelemek gerekiyor. Özellikle Almanya, Fransa'da son iki ayda İslamofobiye yönelik çok ciddi tepkiler yükselmiş durumda. Müslüman mültecilere yönelik çok ciddi tepkiler var. Hatta son iki ayda Fransız basınına baktığımızda birçok başörtülü kadına, birçok Faslı, Cezayirli mülteciye yönelik tepkilerin olduğunu görüyoruz. Metrolarda, otobüslerde, sokaklarda gençlere yönelik saldırılar var. Özellikle ırkçı Avrupalı gençler tarafından böyle saldırılar var. Bunun yanı sıra Avrupa'da şunu da görmek gerekiyor. Son iki ayda böyle önemli açıklamalar yapılıyor. Turan Kışlakçı biraz izin rica ediyorum. İzleyicilerimizle bir karikatürü paylaşalım. Onun üzerine de konuşmaya devam edelim. Paris'te silahlı saldırının hedefi olan Mizah dergisine Charlie Hebdo'nun yayın yönetmeni Sharp'ın da ölenler arasında olduğu öne sürülüyor. Sharp tartışmalı karikatürlerin de çizeriydi. Şu anda o karikatürlerden biri ekranlarınıza geliyor. Sharp takma adını kullanan Stefan Charbonnier 2012'de Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler çizerek Müslümanların tepkisini çekmişti. Charbonnier'in ölmeden önce çizdiği son karikatürde ise radikal İslamcı örgütleri eleştirdiği ortaya çıkıyor. Karikatürde Fransa'da hala bir terör saldırısı düzenlenmediği belirtiliyor. Militan görünümlü karakter var söz konusu karikatürde. O karakterde Ocak ayının sonunu bekleyin diyor. Şu anda ekranlarınıza gelen karikatür işte son karikatürü derginin hayatını kaybettiği düşünülen ve Sharp takma adını kullanan Stefan Charbonnier'e ait karikatür bu. Evet Turan Kışlakçı, bu karikatürü paylaştık. Ocak ayının sonunu bekleyin de deniyor karikatürde. Neler söyleyebilirsiniz? İşte ilginç olan burası. Bakın saldırı bekleniyor. Yani hem dergi tarafından bir saldırı bekleniyor. Hem Paris'te bekleniyor. Hatta az önce Hollande'da yaptı. Cumhurbaşkanı Hollande'da yaptığı açıklamada. Hani bu saldırı bekleniyordu gibisinden açıklama yapıyor. Yani sanki Fransa'da böyle bir saldırı bekleniyordu. Peki şu an iki ayda Fransa'da neler oldu? Buna baktığımızda örneğin üç ay önce Paris'te bir Suudi prensin arabasına, özel konvoyuna saldırı düzenleniyor. Silahlı gruplar tarafından roketli saldırılar düzenleniyor Paris'in merkezinde. Milyon dolarca para çalınıyor o arabalardan. Silahlı gruplar bunu yapıyor. Bu medyada geniş yankı bulmadı fakat çok büyüktü. Yani silahlı bir grup var. Paris'te kimler olduğu bilinmiyor. Bunlar Paris'te yol kesiyor ve Suudi prensin arabasını kesiyor. Milyon dolarca paraya el koyuyorlar. Açın internete girin. O dönemde Paris'te, Fransa'da 3 ay önceki bütün haberlerde bunu görürsünüz. Ardından orada Yahudi mezarlığına Paris'te Yahudi mezarlığına bir saldırı düzenleniyor. Evet. Yahudi mezarlığına saldırı düzenlendi 2 ay önce. Yine bundan Müslümanlar sorumlu tutuldu. Yine geçen haftalarda, özellikle geçen ay Paris'te özellikle Noel kutlamaları esnasında bir sarhoş mülteci olduğu söyleniyor. Yani mağribi mültecilerden biri olduğu söyleniyor. Sarhoşken tekbir getirip arabayı bazı Fransızların üzerine sürdüğünü ve birisinin bu saldırıda öldüğü, işte bu araba saldırısında öldüğü söylendi. Böyle bir şey. Yine haber çıktı. İşte yine terör saldırıları var denildi. İşte Çeçen olduğu ifade ediliyor denildi. Paris'te saldırı düzenliyor bu kişi. Eyfel Kulesi etrafında güvenlik önlemleri alındı. Biliyorsunuz yüzlerce asker Eyfel Kulesi'nde özellikle turistin olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yine bu haftalarca sürdü. Şimdi geçen hafta... Şimdi Sayın Kışlakçı, bu güvenlik önlemlerinden bahsetmişken özür diliyorum, kesiyorum ama bu bir güvenlik zaafı mı? Yani madem beklenen bir saldırıydı, Fransa iç güvenlikte de iddialı ülkelerden biri Avrupa'da. Neler konuşuluyor Fransa'nın içinde? Hiçbir duyum alabildiniz mi? Tabii, yani şu anda gazetelerde yazılan şey şu, ünlü gazete Le Monde yazarlarına baktığımızda bunun güvenlik zaafı olduğu söyleniyor. Çünkü evet, kendileri zaten bunu aylarca, hani böyle bir saldırı geliyormuş gibi zaten bir izinim var. Bunu ifade ediyorlar ve bunun bir güvenlik zaafı olduğu ifade ediliyor. Ama hakikaten bu bir güvenlik zaafı mı yoksa başka, yani çünkü İslam dünyasının birçok yazarlarına da baktığımızda, şimdi az önce Eşarp gazetesinin gelen yan yönetmeni, birçok Paris'i bilen, Paris'te yaşayan ünlü Arap yazarların yazılarına baktığımda şu ifade ediliyor. Geçen ayda Avrupa Birliği yetkililerine şöyle bir rapor sunulmuş. Avrupa'daki mülteciler, Arap mültecilerin, Müslüman mültecilerin artık Avrupa için bir sorun olduğunu ve teröre büyük meyillerinin olduğunu, bundan dolayı Avrupa'nın birçok bölgesine artık bu tür saldırılar olabileceğine dair askeri
ilgili raporlar hazırlanıyor. Avrupa Birliği'ne bu takdim ediliyor bir ay öncesinden. Ve bundan dolayı önümüzdeki günlerde Avrupa'da Fransa başta olmak üzere, ilginçtir bakın raporlarda öyle geçiyor. Fransa başta olmak üzere Avrupa'da saldırılar olabilir deniyor. Şimdi ilginç bir şekilde askeri raporlar hazırlanıyor, medyada altyapısı hazırlanıyor. Az önceki o saldırı üzerinden dergi, mizah dergisinin geçen haftaki sayısında Ocak ayına işaret edilerek ki Aralık ayındaydı. Ocak ayının sonunu bekleyin bu yine saldırı olacak üstünden Paris'te deniliyor. Yani bütün bunları üst üste getirdiğinizde iki şey çıkıyor. Ya hakikaten güvenlik zaafı var ya da hakikaten Avrupa'da birileri İslamofobiyanın artması için, İslamofobiyanın büyümesi için, Müslüman karşıtlığının yükselmesi için bir oyun oynuyor. Ki Avrupa'da yaşayan bütün o entelektüel, Arap dünyasındaki entelektüel ve aydınlara baktığımızda hayır ekseriti bunun bir oyun olduğunu düşünüyor. Batılı devletlerin özellikle son dönemde hem Almanya'da hem Fransa'da İslamofobiyayı arttırmak için bir tür oyunlara başvurduğunu ve Batı istihbaratlarının bunları oynamaya başladığını, çünkü özellikle Suriye'de, Libya'da kendilerinin bazı başarısızlıklarını örtbas etmek için kendi ülkelerinde böyle girişimlerde bulunabileceğini ifade ediyorlar. Ki Holland'ın da iki gün önceki açıklaması öyleydi. Türkiye biz Suriye'ye ve Libya'ya müdahale etseydik diyor. Bütün bunları üstüne getirdiğinizde şu ortaya çıkıyor. Yani güvenlik zaafı var ve Batı'da büyük bir oyun oynanıyor Müslüman mültecilere karşı. Peki şimdi Fransa'da eğer yanılmıyorsam 6-7 milyon kadar Müslüman yaşıyor. En yoğun Müslüman nüfusunun yaşadığı ülkelerden biri Fransa. Evet. Oradaki göçmenlerin özellikle Müslümanların durumu bundan sonra ne olabilir? Ve elbette teröre karşı mücadele belki hangi yöne kayabilir? Ne dersiniz? Evet, şimdi son bir ayda Paris'te özellikle Mağribi mültecilere yönelik çok ağır sözlü saldırılar, hatta birçok Arap gencinin tutuklandı. İşte terörist diye tutuklandılar. Çünkü siyah, esmer olduğunuz zaman zaten orada direkt terörist yasasını alıyorsunuz. Yine hatırlayın, geçen yıllarda Paris'in banliyölerinde yine Arap mültecilere, Mağribi mültecilere yönelik saldırı olmuştu. Ve Paris'in banliyölerinde ciddi olaylar çıkmıştı. Birçok yer yakılmıştı, hatırlarsanız. Geçen yıllardaydı bu. Ve bunlar tekrar artabilir. Paris başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde Müslüman mültecileri yönelik ağır yeni yasalar çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu bence bunun temelini hazırlıyor. Teröre karşı, terörü önlemek adına yapılacak bütün bunlar. Mültecilere baskılar gelecek ve birçok Müslüman mülteciye yönelik, Mağribi mülteciye yönelik saldırılar da olabilir önümüzdeki günlerde. Tabi bu da korkunç verici. Umarım güvenlik önlemleri arttırıldı da bir an önce bunlar olmadan, yaşanmadan bu sadece adi bir saldırı olarak geçiştirilir. Çünkü evet, yani saldırıya baktığınızda bir de görüntülere bakın. Görüntülerde 3-4 kişi, 2-3 kişi gözüküyor. Evet. Tamamen çok iyi eğitimli oldukları gözüküyor. Ya asker, kesinlikle bunların içinde asker de olabilir. Yani eğitimli birileri saldırı düzenliyor. Roketle saldırı düzenleniyor. Hadi silahla saldırı. Neyse de roketle, Paris'in göbeğinde roketle saldırı siz nasıl düzenlersiniz? Ve roketi nasıl? Hani başka bir ülkeden de sokamayacağınıza göre o ülkede rokete sahip olmuşsunuzdur. Peki roketleri kim verdi bunlara? Evet, bir soru işareti olarak aslında karşımızda duruyor ve büyük soru işaretlerinden de biri bu. Bu silahlar nereden, nasıl temin edildi diye. Turan Kışlakçı, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.